Bugün hipnoz üzerine bir gösteri yapacağız seyircilerle birlikte. Seyirciler şaşıracaklar, eğlenecekler ve katılımcı olacaklar. O yüzden çok keyifli bir gösteri olacak. Merhabalar. Nedim Güzel. Evet, Acun Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nereden geliyoruz? İstanbul. Ne iş yapıyoruz? Kişisel gelişim uzmanıyım. Bugün de hipnozla ilgili bir şey deneyeceğim. Değişik bir gösteri olacak. İlginç. Kimin üzerinde? Seyircilerimizden seçeceğiz sizin yardımınızla. Bir saniye, yalnız bir açıklama yapmam gerekiyor. Acun Bey, sizden yardım isteyeceğim seyirci seçmek için. 3 bayan, 2 erkek seyirci lazım. 3 bayan, 2 erkek. 3 bayan, 2 erkek. Siyah olur, sen git. Gömlekli. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Bir eksiğimiz var galiba. Siz böyle, siz böyle. Bir kişi daha. Ha, geliyor, tamam. Hoş geldiniz. Sizi de şöyle diğer beyefendinin yanına alayım. Oturabilirsiniz. Başlamadan önce çok kısaca açıklamak istiyorum. Hipnoz çünkü normalde hep yanlış bilinir. Telkin vermek ve telkinle bazı şeyler hissettirmek, yaptırmak mümkün. Bugün bunu deneyeceğiz. Gerçekten çok enteresan olacak. Seyircilerimizden sessizce takip etmelerini ve hipnoz yaptığımız arkadaşı dikkatlice izlemelerini rica ediyorum. Tek ricam bu. Şimdi başlayabiliriz. Hoş geldiniz. İsminiz neydi? Pardon? İknur Hanım. Öncelikle gevşeyin. Üçünüzden de rica ediyorum. Gevşeyin. Rahat oturun. Arkanıza yaslanın. Rahat olun. Daha önce hipnoz tecrübeniz var mı acaba? Yok. Şöyle bir şey yapacağız İknur Hanım. Sizden ricam sağ avucunuzu açmanız. Şu şekilde. Kasmayın. Rahat olun. Ve avucunuzun içinde bir noktaya odaklı olarak bakmanız. Parmaklarda değil, avuçta. Tamam? Ben müsaade edin elinizi yaklaştıracağım. Gözünüzü o noktadan ayırmıyorsunuz, ayırmıyorsunuz, ayırmıyorsunuz ve gözleriniz kapanıyor. Bozmayın. Bu şekilde. Dinlenmeye devam edin. Size döneceğim. Ben size dönene kadar lütfen bu şekilde derin nefes alarak dinlenmeye devam edin. Merhabalar. İsim? Berfin. Berfin. Siz de aynı şekilde elinizi uzatır mısınız? Noktaya odaklı olarak bakıyoruz. Elinizi rahat bırakın. Dikkatlice bakıyorsunuz ve gözleriniz kapalı. Rahatsınız. Rahat. Dinleniyorsunuz. Bunu düşünün. Rahatsınız. Ve son olarak isminiz? Fulya. Fulya Hanım. Siz de elinizi açar mısınız? Odaklı olarak bakıyorsunuz. Korkacak bir şey yok. Sadece yaklaştığınızda gözleriniz kapanıyor. Şu anda üçünüze sesleniyorum. Bayan arkadaşlarımıza. Üçünüz de çok rahatsınız. Lütfen sadece benim ağzımdan çıkanlara konsantre olun. Kendinizi rahat bırakın. Ve hani komik, dalga geçecek bir şey vesaire böyle bir şey olmayacak. Sadece biraz eğleneceğiz. Hepsi bu. Sizle ufak bir anlaşma yapacağız. Bundan sonra sizlerin gözlerinin içine bakıp odaklı olarak uyu dersem tekrar gözleriniz kapanacak. Ve şu anda bulunduğunuz pozisyona geleceksiniz ve benim sözlerimi dinlemeye devam edeceksiniz. Şimdi lütfen gözlerinizi açın, uyanın. Uyanın, 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 uyanın. Hepiniz uyandınız, çok güzel. Var mı bir herhangi bir şey yok değil mi? Güzel gidiyor, güzel. Şimdi bazı denemeler yapacağız birlikte. Ne kadar işe yaradığını görmek için. Lütfen sizden ricam, söylediğim şeyleri aklınızda canlandırmanız. Bana yardımcı olmaya çalışmayın ama karşı koymaya da çalışmayın. Ne oluyorsa onu yapın ve söylediklerime dikkat edin. Bu kadar. İlk sizle başlıyoruz. Sizle ufak bir anlaşma yaptık. Gözlerimin içine bakın ve şimdi uyuyun. 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 Çok güzel. Kendinizi rahat bırakın ve benim sözlerimi dinleyin. Sizle basit bir şey deneyeceğiz. İki elinizi ileriye doğru uzatmanızı istiyorum. Omuz genişliğinde. Şimdi şunu canlandırmanızı istiyorum aklınızda.
İki avuç içinizde, yani burada ve burada birer mıknatısın durduğunu hayal edin. Avuçlarınız içinde birer mıknatıs var ve parmağımı şıklattığımda bu mıknatıslar birbirini çekmeye başlayacak. Şimdi mıknatıslar birbirini çekmeye başladı. Giderek daha kuvvetli bir hale geliyor. Bu ne demek oluyor? Elleriniz giderek yaklaşmaya başlıyor. Buna karşı koymayın. Hissedin bunu. Şimdi parmağımı şıklattığımda bu akım, mıknatıs akımı 3 katına çıkacak. Şimdi 3 katına çıktı. Eller birbirini daha kuvvetlice çekmeye başladı. Hayal edin bunu. Çok güzel gidiyorsunuz, harika gidiyorsunuz. Şimdi 5 katına çıktı. Eller neredeyse birbirine değmek üzere. Çok iyisiniz. Açmayın gözünüzü, açmayın. Rahat olun, rahat olun. Şimdi açabilirsiniz. İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sizi alkışlarla yerinize uğurlayabiliriz. Çok teşekkürler. Devam ediyoruz. Size daha değişik bir şey deneyeceğiz. Gözlerimin içine bakın lütfen. Anlaşmamız vardı biliyorsunuz. Şimdi lütfen uyuyun. Kız, gel buraya bakayım. Gerçekten kendiliğinden. Oldu mu? Vallahi mı? Olmuş. Çok basit bir şey deneyeceğiz. Ellerinizi lütfen ileriye doğru uzatın. Bu avucunuz yukarıya baksın. Bu avucunuz aşağıya. Şöyle hizalayalım. Çok güzel. Rahat bırakın kendinizi. Şimdi söylediğim şeyleri lütfen hayal edin zihninizin içinde. Bu avucunuzun içinde, yani avuç içi yukarı bakan elinizin içinde ağır bir taş düştü, tuttuğunuzu hayal edin. Bu avucunuzda ağır bir taş var. Diğer elinizin şu parmağında da iple helyum dolu bir balon bağlı. Yani uçan bir balon. Bu ne demek oluyor? Elinizdeki taş ağır geldiği için eliniz aşağı inecek. Helyum dolu balon elinizi yukarı çektiği için diğer eliniz yukarı çıkacak. Ve şimdi bu başladı. Taş giderek ağırlaşmaya başlıyor. Taş giderek ağırlaşıyor. Ve helyum dolu balon şişe şişe, daha çok şişe şişe elinizi yukarıya doğru çekiyor. Çok güzel gidiyorsunuz, harika. Buna konsantre olun. Taş giderek ağırlaşıyor. Artık kolunuz buna dayanamıyor. Ve helyum dolu balon elinizi yukarı çekiyor adeta. Eliniz yukarı çıkmak istiyor. Çok güzel gidiyorsunuz, harika, harika. Bunu hayal edin, hayal edin. Kollarınızı zorlamayın. Çok iyi. Şimdi bunu 5 katına çıkaracağız. Şimdi 5 katına çıktı. 5 katına çıktı. Eliniz yukarıya çıkmaya devam ediyor, görüyoruz. Ve diğeri de artık ağırlığa karşı koyamıyor. Çok güzel gidiyorsunuz, çok güzel. Bir saniye durun, gözlerinizi açın. Ellerinizin konumuna bakın. Baştaki konumu biliyorsunuz. Şimdiki konuma bakın. Ve şimdi uyuyun tekrar. Kollarınızı indirin, rahatlayın, rahatlayın. Kasılma olmasını istemiyorum çünkü. Rahatlayın, rahatlayın. Şu an rahatsınız ve şimdi uyanabilirsiniz. İyi misiniz? Çok teşekkür ediyorum. Sizi bir saniye daha sahnede tutmak istiyorum yalnız. Şöyle gelebilir misiniz lütfen? Teşekkür ederim. Şimdi sizinle biraz daha farklı yapacağız. Anlaştık. Benimle bu masanın başına gelir misiniz lütfen? Adınız neydi bu arada? Furya Hanım. Burada dünya klasiklerinden kitaplar var. Bir inceleyin lütfen, ben uzaklaşayım. Eminim okuduğunuz vardır arasında. Bir sürü dünya klasik eseri var. Yan yana da koyabilirsiniz, fark etmez. Sizden istediğim şey şu, bunlardan bir tanesini seçmeniz. Herhangi birini. Seçtik. Babalar ve Oğulları. Değiştirmek ister misiniz? Babalar ve Oğulları tamamdır. Tamam, kitabı alın, yerinize buyurun. Kitap kaç sayfalık, bana onu söyler misiniz? Son sayfadaki numaraya bakın. Acun Bey, 259 sayfalık bir kitabımız var. 1 ile 259 arasında bir sayı söyleyin lütfen. 107. 107. Sayfayı açın, ben bakmıyorum. Lütfen sayfanın en üst satırına göz gezdirin. Sesli bir şey söylemeyin, ben duymayayım. İlk kelimeye yoğunlaşın. Bu yarım kelime olabilir, özel isim olabilir, herhangi bir şey olabilir, bilemiyorum. Okuduk mu içimizden ama? Evet. Okuduk, güzel. Aklımızda tutacağız bu kelimeyi. Eğer aklında tutuyorsan kapat kitabı. Kapattık mı? Tamam. Tamamen kapalı. Alayım kitabı. Acun Bey, size bunu iletebilir miyiz? Hemen açmayın, sonrasında kontrol için. Acun Bey verelim. Şimdi seninle bir anlaşmamız vardı biliyorsun. Lütfen kelime aklında.
söyleme aklında. Gözlerinin içine bak. Sadece gözlerinin içine. Ve şimdi uyu lütfen. Uyu. Rahatsın. Dinleniyorsun. Öyle düşün. Herhangi bir şey yapmana gerek yok. Senden tek istediğim şey o kelimeyi zihninde tekrar tekrar düşünmen. Tamam? Tekrar tekrar aklından o kelimeyi geçir. Devam et. Güzel. Bir tahminim var, onu yazacağım. Evet, tahminimi yazdım. Lütfen seyircilerimizden rica ediyorum sessiz olmalarını. Mikrofona açık mı acaba? Tahminimi size gösteriyorum. Yüksek sesle o kelimeyi söyler misin? Neydi kelime? Ama. Neydi? Ama. Uyanabilirsin, gözlerini aç. Benim tahminim de amaydı. Ama son bir şey var. Acun Bey, 107. sayfayı açar mısınız? İlk kelime ama mı? Ama. Teşekkür ediyorum. Çok teşekkürler. Seni de yerine alabiliriz. Beyleri boşuna oturttuğumuzu düşünmeyin. Son bir şey denemek istiyorum. Eser Bey bir erkek seyirci seçsin bizim için. Sizler de böyle gelebilirsiniz. Buyurun buyurun, kalkabilirsiniz. Hoş geldin. Tufan hoş geldin. Yok yok, şöyle yapacağız. Sen oturuyorsun. Siz de gelin lütfen. Buyurun. Şöyle ayak başında bekler misin? Ya, gel. Şöyle. Sizi şöyle alacağım. Buraya. Buraya. Tufan sen de buraya. Sizin isim neydi? Emir Bey. Şimdi odaklanma ve konsantrasyonla ilgili bir şey deneyeceğiz. Hipnozun da biraz yardımı olacak. Enteresan bir şey deneyeceğiz. İmkansız gibi gözüken bir şey. Ben her zaman imkansız diye bir şey olmadığını söylüyorum. Bir şeye imkansız dediğimizde onu bizim imkansız yaptığımızı anlatıyorum insanlara. Ve bu da onu gösteren güzel bir uygulama. Yapacağımız olay basit. Hepinizden rica ediyorum, siz hariç. Ellerimizi tabanca gibi şu şekilde yapıyoruz. Şimdi bana doğru dönün. Siz rahatça oturuyorsunuz, o kadar. Diz altına sokuyorsunuz parmaklarınızı, ayağınızı biraz öne şöyle. Heh. Diz altına koyuyorsunuz parmağınızı, siz koltuk altına parmağınızı, siz de diğer koltuk altına. Şimdi yukarı kaldırmayı deniyoruz. Biraz güç verin. Kalkıyor mu? Kalkmıyor değil mi yukarı? Neredeyse imkansız değil mi bu şekilde kalmak parmak ucuyla? Tamam, bırakabilirsiniz. İmkansız gibi gözüken bir durum var karşımızda ama bunu imkanlı hale getireceğiz. Aslında imkansız diye bir şey yok. Sadece odaklanmamız gerekiyor. Tamam? Siz rahatça oturuyorsunuz. İsminiz neydi bu arada? Serkan. Serkan. Avucunun içine bakıyorsun ve gözlerin kapanıyor. Rahatça bekliyorsun. Tufan'dı değil mi? Evet. Tanıştık. Sen de aynı şekilde. Rahatsın. Siz daha önceden alışıksınız zaten. Gözlerime bakın ve lütfen şimdi uyuyun. Çok güzel. Rahat. Rahat. Şimdi gözü kapalı arkadaşlara söylüyorum. Artık bundan sonra burada oturan beyefendi eski ağırlığında değil. Giderek hafifliyor. Ve biz şu anda çok daha fazla güçleniyoruz. Artık ilk denememize göre çok daha güçlüyüz. Birazdan 3'e kadar sayacağım. Parmağımı şıklatacağım. Hepinizin gözleri açılacak ve koymamız gereken yerleri biliyoruz. Tekrar parmaklarımızı koyup beyefendiyi kaldıracağız. Buna inanın. Biz artık çok daha güçlüyüz. Beyefendi çok daha hafif. Bunu zihninizde düşünün ve inanın. Biz çok daha güçlüyüz. O çok daha hafif. Şimdi sayıyorum. 1, 2,
3. Açın gözlerinizi. 3'e kadar sayacağım. Parmaklarımızı aynı şekilde yapıyoruz. Yerleri biliyorsunuz. Koyun. Yerleştirin. Evet. Evet, sıkıca. 1, 2, 3. Kaldırın şimdi. Kaldırın, 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 kaldırın. Kaldırın. İndirelim. Kuvvetli bir alkış istiyorum yardımcılarıma. Çok teşekkür ediyorum yardımınız için. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Yerinize geçebilirsiniz. Evet, ben Nedim Güzel. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Olay enteresan bir gösteriydi gerçekten. Teşekkür ederim. İlgi çekiciydi. Merakla beklediğim sonunu son gösteriye kadar da ilgiyle izledim hiç sıkılmadan. O ne? Elinizdeki... Stres topu. Gün içinde çok fazla şey düşündüğüm için performans yapmadım, sıralara çevirmem gerekiyor. Siz onu bana bıraksanıza ne olur. Yani çekim zamanları kullanmak istiyorum. Kaldır. Yani çok etkileyiciydi. Yani gösterinin anlamı da önemli. Yani hiçbir şey imkansız değildir gösterisini önermesini de çok beğendim ben. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. İlgiyle izledim yani. Çok nasıl teşekkür ederim. Nasıl hiçbir şey imkansız değildir? Değildir. Niye? İmkansız aşklara ne oluyor? İstesen aşık olmazsın. Allah Allah. Nasıl oluyor? İmkansız aşkları da böyle şu parmakla kaldırabiliyor muyuz? Hayır. İmkansız... aşıksın diyelim hani ona ulaşamayacağını düşünüyorsun. Aha. Eğer istiyorsan yani ona ulaşırsın. Yani beyefendi ulaştırabiliyor yani. Hayır kendin. Biz istersek. Sen istersen nasıl ulaşırsın. Nasıl ulaşırsın? Ulaşırsın. Ulaşamazsın. Şu an ne kadar ulaşmak istedi ulaşamadığına aşkın Robert oldu mu? Robert De Niro. Robert De Niro'ya gerçekten ulaşmak istesen ulaşırsın. Robert yeterince istememişsiniz ya. Sen niye aldın o Robert kim ben ya? Ben o adama Robert kim ya? Yok Türkiye'de başka yok. Zaten o da Türkiye'de değil ama... Şu an Amerika'ya gidelim. Robert De Niro karşı karşıya gelse bir kalır mesela. Ama, gerçekten istesen. Ay, çok teşekkür gerçekten ederim canım, canım. Gerçekten. Ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten öyle mümkün olmuyor ulaşmak istediğin zaman. Aşka kavuşturuyor musunuz abi aşk? Bakarız yaparız ya. Yani. İmkansız diye bir şey yok. Bakarız yani. Yaparız. Şaka bir yana gerçekten bir şey imkansız dersek onu zihnimizde biz imkansız yapıyoruz. İmkanlı olarak baktığımız zaman yapmanın bir yolunu bulabiliriz her şeyi. Bunu samimi olarak söylüyorum. Aşkta maalesef. Yani siz biraz yaralı duruyorsunuz tabii bir şey diyemeyeceğim. Yaralı şimdi yani. Nasıl oynadım ama yok ya öyle bir şey. Aa, ben mahsus yaptım. Sakın ha bak peki. Adım çıkmasın. Robert De Niro'ya. Siz biraz yaralı duruyorsunuz diyor. Robert De Niro. Yok ya nerede keşke imkansız aşk da olsa. Aşk aşktır be. Aşk, imkansızken de güzel yaşanır seni be. Seni görmem imkansız. Rüyalarım evet. Oylamaya geçelim o zaman. Öser. Evet. Ben merak ediyorum. Bir dakika durun o zaman. Evet. Evet. Teşekkürler. Ben de ekliyorum, müsaade olursunuz. Çok teşekkür ediyorum.